Sevgili seyirciler, hazır mısınız efendim Neriman Hanım'ın muhteşem performansını görmeye? Efendim, çorba olarak... Bamya çorbası. Güzel. Ara sıcaklarımız zaten saydık. Ana yemeğimiz kuru fasulye, pilav, kış salatamız var. Tatlı da sarı burma. Evet. Peki nasıl bir yol izleyeceğiz Neriman ablacığım? Bence çok hızlı, güzel bir yol izleyeceğiz. Hadi bakalım. İnşallah bu çıktığımız yolda başarılı olacağız. İnşallah. Allah'ın izniyle Allah'ım utandırmasın. Amin. Olmakta zorundayız. Aynen öyle. Büyük finale sadece son bir gün kaldı. O zaman lafı uzatmadan süreyi başlatıyorum. 3, 2, 1. Hadi Neriman abla başladı süre. Sofra da dahil her şey bu iki saatin içinde. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Kuru fasulye akşamdan ıslatılmadı. Evet. Sabah Neriman Hanım'la konuşurken bana şahane tüyolar verdi. Şişmesi için. Evet, kuru fasulye akşamdan ıslatılmadan nasıl pişer onun taktiğini verdi. Bakalım bugün anlatacak mı sırrını? Ne yapıyorsun Neriman abla bu akşamları ıslatmadan fasulyeyi rahat pişirmek için? Rahat pişirmek için şimdi fasulyemi yıkayacağım. Ondan sonra düdüklüden koyacağım. 5-10 dakika düdüklüde kaynayacak. Tamam. Ondan sonra suyunu tekrar süzeceğim ve pişirmeye başlayacağım. Yani bu en başta su süzmemizin sebebi ne? Temiz olması için. Hay gazını falan mı atıyoruz yani? Evet, fasulyenin gazını alıyoruz. Suyunu süzersek fasulye gazlı olmaz. Bir de şey yapıyor, içine böyle buz koyup çıkartıyorlar. O kabukları ayrılmasın diyeydi. Hayır hayır, fasulyeyi kaynattı. Sonra sıcak suyunun içine buzları attı. Fasulye yumuşadı. Yumuşamasını bilmiyorum da benim de gördüğüm kabukları atmasın diyeydi. Bir de burada çoğunlukla şey yapıyorlar Neriman abla. Efendim? Bir taşım kaynatıp kapatıyorlar, sıcak suyun içinde bekletiyorlar daha çabuk şişsin diye. Ben de aynı yapacağım Kadir Bey. Ya sen direkt suyunu dökeceğim dedin ya, o yüzden dikkatimi çekti. Suyu neden döküyoruz? Bekleteceksin o zaman sen de. Tabii şimdi ben şimdi biraz düdüklüde haşlayacağım daha çabuk olması için. Daha kolay olması için. Kapatıp bekleteceksin. Evet, kapatıp bekleyeceğim biraz. Tamam. Evet hanımlar, özellikle çalışan hanımlar. Oldu ki fasulyeyi akşamını ıslatmayı unuttunuz ama eşiniz de fasulye istiyor. Ya da çalışan beyler, bekarsanız eve geldiniz canınız fasulye çekti ıslatmadınız. Hiç problem değil, yapabilirsiniz. Koyun bir tencereye, bir taşım kaynasın, altını kapatın. O sıcak suyun içinde bir yarım saat beklesin. Sonra ne oluyor? Şişiyor. Tekrar haşlamaya devam edebilirsiniz. Sayın seyirciler, hiç problem değil. Alıyorsunuz konservesini, şakır şakır yapıyorsunuz. Lütfen sakın. Tadı yok, tuzu yok. Onu bir de sıçırıp pişirirken ince hamur edersiniz o telaşla. Sakın o işe girme. Ne demek istiyorsun? Canım seyircilerime, beceriksiz mi demek istiyorsun? Zaten çok becerseydi akşamdan fasulye ıslatırdı diye düşünüyorum. O yüzden hiç o işlere girmeyin siz. Ne yapıyorsun Neriman ablacığım? Fasulye burada yaptın. Ben şimdi bamyanın etini koyuyorum. Tamam, bu ne eti Neriman abla? O dana eti. Neriman Hanımcığım, biz ne yapalım? Bize de bir görev verin. Kadir Bey'e ben soğan vereyim. Soğan doğrasın bıktım Kadir Bey. Bıktım ya Allah'ım, yarabbim yarısın. Bana bir şey ver dedin de neden aklına ilk soğan geliyor? Kadir Bey, beni büyük bir robot gibi mi görüyorsunuz? Blender mıyım mı ben? Kadir Bey aşk olsun. Tabii ki size öyle hayır, görmüyorum ama. Senin için ama yaparım, hiç problem değil ama her yarışmacıya ne yapayım diye sorduğunda bana direkt soğan diyor. Şimdi soğanı siz daha güzel doğradığınız için. Tabii öyle değil, biteriyorsunuz. Peki ablam yaparım ben. Tut bunu. Tutamam. Tut bunu tut. Bildiğin ipli çekmeli şeye döndüm, mutfak aletine döndüm. Pır pır pır. Pır pırmış. Soğanı doğradıktan sonra havucu doğra, pilavı yap. Yap işte. Ben ablama yardım edeceğim. Ablacığım eti kavuruyorsun bamya için. Evet, bamya için etini kavuruyorum önceden. Soğanıyla birlikte. Haşlanacak mı peki bamya ayrı bir yerde? Tabii bamyayı ıslatacağız ılık suyla. O büyük et ne için abla? Bu da fasulye için. Bak, kuru fasulyemizde bol bol iri etler olacak. Etli evet, kuru fasulye. Evet. Şöyle suyunu da ekmek banar mıyız? Tabii banarız. Hellim hellim. Aynen. Soğanı da kıracağız. Oh, ortasından. Evet. Var ya, bugün cidden lezzetli bir yemek yiyeceğiz. Ya bir şey diyeceğim, kuru fasulye günlük bir yemek olabilir ama bize de lezzetli bir yemek lazım bence değil mi? Bence fasulye günlük yemek değil ama fasulye yemeklerin kralıdır. Lezzetli olması evet, önemli değil mi? Tabii lezzetli olması önemli. Antin Güntin ana yemek yaptılar, ne oldu? Aynen. Beklentim kuru bamyanın çiçeklerinin etrafındaki kılçıkların sofra arasında acaba birbirine sürterek alınmış mı alınmamış mı? Buna dikkat edeceğim. Ayrıca su oranına dikkat edeceğim. Etin pişme derecesine bakacağım. Eğer bunları gerçekten yapmışsa benden puan alır. Etli bamyadan beklentim tam lezzetinde ve olması gerektiği şekliyle yetiştirebiliyor olması. Ablacığım o ne, böreğin içini ya evet, kadın üç eti birden kavuruyor. Hay maşallah, hay maşallah. Böreğin içini
Hallediyorum Kadir Bey. Neriman Hanım gerçekten de mutfakta beş kaplan gücündeymiş. Ya kadın söyledi arkadaşlar. Çok teşekkür ederim Rıfet. Bu yarışmaya katılmaya sen mi karar verdin? Kızların mı yolladı abla seni? Ben de karar verdim. Kızlarım da istedi. Destekçi oldular. Destekçi oldular ikisi de. İsimleri ne bu arada? Bir selam gönderelim bak buradan hep birlikte. Tabii. Gel. Buradan kızıma selam gönderiyorum Kadir Bey'le. Kalben Aysu. Kalben ve Ay? Aysu. Aysu. Buradan Kalben'e, Aysu'ya selamlar olsun. Teşekkür ediyoruz. Annenizi, güzel annenizi bize emanet ettiğiniz için iyi ki de gelmiş abla. Böyle güzel bir ablamızı tanıdık. Bugün de inşallah 50 bin lirayı alıp evin kredisini ben kapatmak de, için elimizden geleni yapacağız. Ben de bugün Kadir Bey ile mutfakta olduğum için çok mutluyum. Ay kurban olurum. Teşekkür ederim. Sonra avucu da hazır ablam. Kadir Bey bir de domatesleri rendeleyelim. Domatesi ne için rendeliyorum? Domatesi hem bamyanın içine rende yapacağız. Aa et çok güzel olmuş bak. Evet. Küçük küçük soğanı ile birlikte. Kıymanın içi o da yemeğin. Evet. Şey neyiz kuru fasulyelerin eti. Kuru fasulyelerin. Domatesleri ne için rendeleyeceğim? Evet bamyanın içine rende yapacağım. Tamam okey. Bak kadın kabını bile hazırlayıp kurban olsunlar sana. Neriman Hanım kendi evinde yarıştığı için avantajlı. Bu arada siz de evinizin kapısını açabilirsiniz. 5000 TL veriyoruz efendim. Yani evim küçük yok oram kirli buram kirli düşünmeyin. Zaten evinizin temizliğine puan vermiyoruz biz. Etaplarımıza puan veriyoruz. Temizlik yapışınıza puan veriyoruz. O yüzden kapınızı açabilirsiniz. 50 bin liranın yanında bir de 5000 TL'niz olsun az mı? Biraz da kimler gelsin biliyor musun Kadir? Öğrenciler. Aa bak. Öğrenciler başvurun. Hem evinizi temizleyeyim ben biliyorum sizin evlerinizi. Hem evlerinizi temizleyeyim hem de güzel sıcak bir yemek yiyeyim. Bırakın şu makarnanın yakasını artık. Bu arada hem KYK borcunuzu da ödersiniz. Allah yardımcınız olsun. Etini kavurduk, salçasını şimdi, koyduk, dört tane domates rendeledik. Evet, dört tane domates var. Şimdi bir yarım limon sıkacağız içine. Tuz koyacağız. Normalde bunu tencerede kaynatıyorlar bamyayı ayrı. Sen sıcak suda beklettin sadece. Evet. Bunun sebebi ne peki? Sıcak su yani ipinin daha iyi çıkması için. Hayır, kaynatıyorlar ya sen neden kaynatmadın? Tadı tuzu gider. Aa, okey. O yüzden. Demek ki yanlış yapıyorlar bizim şimdiye kadar. Buna limon tuzu atmıyorsun sen anladığım kadarıyla. Yok, limon tuzu atmıyorum. Ben limon sıkıyorum ona. Tamam, sıkalım artık onun limonunu tabii, da. Bu börek için de soğan, kıyma, biber koyduk. Baharat henüz atmadık. Ona şimdi domates doğrayacağız Kadir Bey. Domates de mi doğrayacağız? Evet. Aa, böreğin içine. Evet. Bizim şimdi sarı burmamız, bir de börek hamurumuz var arkadaşlar. Pilavımız var. Kadir'cim, Neriman Hanım kuru fasulye yaparken normalde düdüklü tencere kullanmazmış. Nasıl pişiriyorsun abla? Çok uzun sürmüyor mu? Ben kuru fasulyeyi genelde ıslatırım sıcak suyla. Bir taşım böyle kaynatırım. He? Bir taşım kaynadıktan sonra... biraz onu bekletirim yarım saat falan. Ondan sonra tencereye koyarım. O kendi haline kısık ateşte rahat rahat pişer. Ben ömrümde bir kere kuru fasulye pişirdim. Daha hiç pişirmedim. Ben nohut yemeyi sevmiyorum. Kuru fasulye nasılsın? Bugün herkesin karnı doyacak mı? Tabii ki doyacak. Çünkü kuru fasulye çok lezzetli olacak. Herkes ekmeğini bandıra bandıra yiyecek. Yani bugüne kadar en güzel... masada benim fasulyem olacak. Hadi bakalım. Kaç gündür farklı farklı yemek yaptılar ama kimse doymadığını iddia ediyor. Herkes aç kalktık diyor. Bugün o masaya ekmeği bol koyun arkadaşlar. Fasulyeler şişmiş mi? Tabii şişmiş. Seyircimiz de görsün. Disses milleti yanlış yönlendirmesin. Bakın şişmiş. Aa bakayım esna şişmiş. İşte tam burada soğuk suyla buz atıyorlar içine ki kabukları çıkmasın içinden diye. Sevgili seyircilerim 32 dakikamız geçti. Tekrar niye su koydun abla ona? Gazı gitsin diye. Gazı gitsin diye. Evet. Ne gazmış mübarek gazman akşama kadar fasulye yıkıyoruz burada. Börek hamuru. Ondan sonra sarı burmanın hamuru var. Havuç tarator kavrulacak pirinç pilavı. Aa bir de salatamız var. Bir de hadi salata geç o zırıltı da onu hallederiz her türlü de. Salata yani mutfakta kafama takacağım belki en son bir şey bile değil. Yani 10 sene salata yemesem bu salata niye ortada yok demem. Sadece ve sadece zeytinyağlı taze fasulyenin yanında ince piyazlık soğanlı domates salatasına bayılırım. Suyunu ekmek banarak yiyeceksin. Bir tek o. Ben şimdi fasulyenin yağını koyuyorum. Soğanlarımı kavuracağım. Etini de katacaksın içine. Evet etini de burada da bir taşım kavruluyor zaten içi. Fasulyeyi de koyduktan sonra hamura geçeceğim. Fasulyeyi düdüklüye vuracağız. Evet. Böreğin içinin tuzunu baharatını atacağız. Aynen. Ondan sonra masamıza geleceğiz. Bu arada da hamurlar açacağız. Zaten iki hamuru bir anda açacak Neriman abla. Aynen. Ayt be mübarek. Şimşek misin sen yıldırım mısın? Etli kuru fasulye yemeği bir davet yemeği değildir. İddia ediyorum. Öncelikle etle başladık. Kıymayla devam ettik. Tekrar etle gidiyoruz. Biz et yemekten herhalde patlayacağız.
öyle bir ana yemek seçmiş ki 5 dakikada haşla at düdüklüye bu kadar. Baklavanın hamuruna geçiyoruz. Dondurma içtiğinde vurma baklava. Evet. Dondurma diyorsunuz ya, kanım çekiliyor. Her şeyin yanına yıkıyorsunuz onu. Gezmeye giderken gelinin peşine takılan kaynana gibi her yere geliyor dondurma. Bunun soğanı nerede Neriman abla? Onu doğramamışız. Tamam, doğruyorum ben hemen hızlıca. Neriman Hanımcığım, görüyorsunuz yavaş ve yarım yamalak iş yapıyor. Ablam, beni savunmayacak mısın? Diyor ki yarım yamalak iş yapıyor diyor benim için. Hayır, güzel iş yapıyor Kadir Bey. Ya bak, tertipliyim, düzenliyim, temiz çalışıyorum, hiç ortalık dağıtmıyorum. Kimileri gibi iş yaptıktan sonra arkamı toplatmıyorum. Kendi bulaşımı kendim yıkıyorum. Bulaşık yıkamıyorsun, yalan söyleme. Ya kim topluyor oraları? Kızlar. Paspaklılar. Benim bulaşımı yıkayacaklar. Yumurtalarını kırayım. Dondurma eşliğinde vurma baklava, 2 kilogram un, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı süt, 1 yemek kaşığı sirke, 2 limon damlası, 3 adet yumurta, kabartma tozu, 4 su bardağı şeker, ceviz içi su, 2 paket nişasta, sade dondurma, toz Antep fıstığı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.